Denemenin diğer sorusu 9. sınıflarla ilgili. X, Y, Z mineralleri verilmiş. Bunların nerede bulunup bulunmadığı artı ve eksilerle ifade edilmiş. Hangisi doğrudur demiş. Şimdi X mineraline bakıyoruz. X magnezyumdur. Y ikincisi Y minerali ATP'nin hidrolizinde oluşan fosfattır. 3. Z minerali kemik gelişiminde etkili olan kalsiyumdur demiş. Bakalım doğru mu? Hangisinin doğru olduğunu soruyor bize. X magnezyum mu değil mi? Bakalım şimdi X klorofilin yapısına katılıyormuş. Nükleik asitler şu sıra X'e ait. Klorofilin yapısına katılıyor. Nükleik asitlerin yapısına katılıyor. Kemik katılmıyor. Kemik dokuda depo ediliyor. Magnezyum klorofilin merkez atomu. Mg şuradan aklınıza gelsin. Klorofilin merkezinden aklınıza gelsin. Bu klorofil deyince aklımıza magnezyum gelsin. Daha önce üniversite sınavı sorusunda sorulmuştu. Çok güzel bir soru. O yüzden bu doğru. Yani X'in magnezyum olduğu doğru. Y minerali ATP'nin hidrolizine oluşan fosfattır demiş. Y'de bakın klorofilin yapısına katılmıyor. Zaten klorofilde Mg vardır. Nükleik asitlerin yapısına katılıyormuş. Nükleik asitlerin yapısını hatırlayın. Baz şeker fosfattı. Şeker fosfat P. Y minerali ATP'nin hidrolizinde oluşan fosfattır demiş. Nükleik asitlerde de P ortak, ATP'de de P ortak. O yüzden Y, P olduğu kesin. Kemik dokuda depo edilme diyor. Vücutta en bol bulunan mineral kalsiyumdur. P ile beraber kemik ve diş yapısına katılır. Geçen yazılıda mesela sormuştum. 3. Z minerali kemik gelişiminde etkili olan kalsiyumdur demiş. Bakıyoruz Z klorofilin yapısına katılmıyor. Nükleik asitin yapısına katılmıyor. Eksi var. Kemik dokuda depo edilme. Evet dediğim gibi kalsiyum ve fosfor kemik dokuda depo edilir. O yüzden bunların her üçü de doğru.